Efendim. Hocam akciğerde nodül küçültecek, bitirecek bir ürün var mı? Akciğerde değil. Büzgün ucu neresinde olursa olsun miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör hepsini eritecek formül var. Zerdeçal seti B. Nodül varsa bağırsaktan toksik madde geliyor. Karaciğer bağırsaktan gelen toksik maddeyi arıtamıyor. Arıtamayınca bağırsaktan bakterilerin ve mantarın üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsuz maddeler, etan, metan, butan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller, histamin, penisilin gibi toksik maddeler veya kimyasallar nerede depolanıyor? Vücudun zayıf noktalarını oraya buraya şuraya. Her insanda farklı. Nereye depolanırsa orada sorun çıkıyor. O nedenle zerdeçal seti B kullanmak gerekiyor. Her türlü miyom, kist, nodül, yağ bezi, tümör. Zerdeçal deyince vatandaş gidiyor zerdeçal aktardan alıyor. Ben aldım kullanayım da etkisini göremedim. Senin aldığın aktarda zerdeçal tozu. Tozundaki etken madde %2 kurkumin. Ekstraktındaki %98. Bir. Zerdeçal ekstraktında sadece zerdeçal yok. Peygamber süpürgesi ekstrakt. Nar kabuğu ekstraktı. Bakoba, Lapaho, Güney Afrika'da, Brezilya'da, Güney Amerika'da, Brezilya'da yetişir. Lapaho, gül ağacı denilen kabuğu kansere karşı kullanılır. Papaya sapı ekstraktı. Yeni Zelanda, Avustralya'da yetişir. Türkiye'de nar kabuğu. Yani kansere zerdeçal biz hiçbir zaman mono üretmiyoruz. Mono yok. Mono demek %15-20 etki demek. Ekinezya sadece ekinezya değil. Ekinezyanın içerisinde 10 çeşit bitki var. Kekik var, sinülot var, kordisep var, küvot var. Etkisini bunlar katlıyor. Forte geliştirilmiş, güçlendirilmiş demek. Bir profesör doktor çıkıyor. İkiden fazla ürün karıştırılmaz. Neye dayanarak konuşuyorsun? Cahil. Profesör olmuş ama cahilin önde gideni. Benim anlattıklarımı anlatıyor hep. Lahana suyunu faydalarını anlatıyorum. Kalkıyor lahanayı anlatıyor. Maydanozu, limon suyu biz üretiyoruz. Mayli. Önceki ismi Gökçek diyetti. Kalkıyor maydanozu, limon suyu diyor. Ben sarımsaklı limon suyu biz üretiyoruz. Kalkıyor sarımsaklı limon suyunu anlatıyor. Ben ne söylersem onu taklit ediyor. Beni taklit ediyor. Ama bir yerinden bulup da adamı mahkemeye veremiyoruz. Çünkü biraz değiştiriyor, dönüştürüyor. Okus pokus yapıyor. Öyle olmaz ki. Kopyacılık yapıyor. Bir tanesi de kitabımdan çalıyor. Onu mahkemeye verdik. Neyse. Yani ha bir tanesi de sarımsak ekstrası çıkarmış. Sarımsak ekstrası olmaz. Kimi kandırıyor? Bizim üretmiş olduğumuz zencemayı bekletmiş, içindeki koku azalınca sarımsak ekstraktı olmuş. Bekletirsen zencemayı içindeki alisin denen etken madde alininle değişir, dönüşür, kokusu azalır, kalmaz. Ekstraktını yapıyormuş sarımsak. Vakale bak. Kim yapmış şimdiye kadar ekstraktını? İçinde etken madde kalmaz. Alisinler bozulur. Etkisi kalmaz. Sıfır olur. Dört bitkinin destilasyona damatırsanız etkisi sıfırlanır. Sarımsak, soğan, lahana, aloe vera, zencefil kısmen. Kalkmış bir tanesi sarımsak ekstraktı. O da şu kadar bir şişesini 150 liraya satıyor. 100 milim mi? 200 milim. Ya biz 1 litresini 120 liraya satıyoruz. Hem koruyucu madde yok içinde. Sarımsak ekstraktı. Üçkağıtçılık dolu hep. Taklit taklit. Nereye kadar taklit? Orijinal bende. Orijinal bizim bir arkadaş gelmiş. Adam sarımsak ekstraktı üretiyor. Ne kadar etkili. Getir bakayım dedim. Baktım. Ne gördüm? Gökçek iksirin birinci versiyonu. 30 yıl önce ürettiğim. Ha, o da bir de sarımsağın içerisinde bırakmış püresini.
La ilahe illallah. Evet. Hep para kazanmak. Başka bir şey yok.